Herkese merhaba, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle yeniden bir ürün inceleme videosu yapacağız. Bu içeriği çok seviyorsunuz ve biz de sürekli ürün getirip sizlere tanıtmaya ve sizlerin bu ürün hakkında bilgi edinmesini sağlıyoruz. Bugün sizlerle bir tıraş makinesi inceleyeceğiz. Biliyorum belki bazılarınızın ilgi alanına girmeyebilir. Fakat ben tıraş makinesini çok seven biriyim. Kendi sakalımı kendim alıp kendim şekil vermeyi seven biriyim. Bugün de Çin'den getirdiğimiz bir tıraş makinesini inceleyeceğiz. Ürünün adı KMI-KM1407 olarak geçiyor. Modeli ise 94-13-66 olarak geçiyor. Yine malzeme olarak da ABS kullanılıyor. Arkadaşlar, diğer özelliklerini de açtıktan sonra inceleyeceğiz. Şimdi yine herkesin merak ettiği ve herkesin inceleme videolarımda sorduğu bir soru var. Abi, gümrük ücreti nasıl oluyor? Nasıl ücretlendiriliyor? Diğer videolarımda da söylemiştim. Bu standarttır, değişmez. Gümrük vergisi 7.82, damga vergisi 0.80 kuruş olarak gelmiş. Siz de hesaplamalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Yani ortalama bir cihazınız elektronik değilse veya sim kartı takılmıyorsa muhtemelen bu şekilde bir fiyat gelecek. Benim bu tıraş makinem yaklaşık olarak işte sitenin aldığı vergiyle beraber 150-160 TL'ye siteden çıkmıştı. Türkiye'de hesaplamalarını buna göre yaptı ve bu şekilde gönderdi bana. Ben yine kutumu açmıştım, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye, her zamanki gibi açtım. Burada da işte sitenin verdiği bilgiler falan filan var, bunları incelemeye gerek yok. Bizim için önemli olan bu, zaten bunu da görebiliyorsunuz. Hemen şu şekilde açalım ve ürünümüzün incelemesine geçelim. Dediğimiz üzere ürünün adı KME olarak geçiyor. Modeli ise 94-13-66 olarak geçmekte. Şunu da alabilirsiniz, modeli sayı değil de KM1407 de olarak modelini alabilirsiniz. Arkadaşlar, şöyle baktığımızda bir burun için bir tane burun temizleyici gözüküyor. Daha sonra bir tane yanaklarınız için, hani yanaklarda kısa tüyler oluyor, onun için bir başlık gözüküyor. Ve sakal saç için de bir başlık olduğunu görüyorum. Şarjının iyi olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şarjı yaklaşık olarak 8 saate kadar gidebiliyor. Yani tam şarj ederseniz bu cihazı 8 saate kadar gidebiliyor. Türkiye'deki tıraş makineleri genelde bu yüzden tercih edilmiyor. İşte takıyorsunuz şarja, 3 saat şarj alıyor. Daha sonra bir bakıyorsun, 20 dakika geçmeden şarj bitiyor. Bu da gerçekten sinir bozucu bir şey. Bunun dışında bunun su almadığını söyleyebilirim. İşte başlıkları açtıktan sonra yıkayabilirsiniz. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız suyla yıkadığınız zaman. Şimdi diğer özelliklerine geçelim. Diğer özelliklerini de hem açarak hem de konuşarak yapalım. Arkadaşlar, şöyle açtığınızda bir kullanım kılavuzuna benzer bir şey var. Bu işimize yarayacak mı? Yaramayacak. Çünkü hepsi İngilizce kelimeler. Bunu şöyle köşeye atalım. Ve şu şekilde açıyorum tıraş makinesini. Bu kutuda daha söyleyeceğim ne var? Arkadaşlar, bu kutuda daha söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bu kutuyu da bir köşeye atalım. Zaten hepsi İngilizce. Bunu da attıktan sonra şunu da atıyorum. Çin'den sürekli gelen ürün poşeti, bunu da bir köşeye attık. Şimdi işimiz burayla. Gördüğünüz üzere ana alet burada. Hemen başlığı, saç sakal için başlık takılı ve 3 numara, herhalde 3 numara 3 milim başlık da takılı bir şekilde gelmiş. Bunun dışında hangi numaralar var ona da bir bakalım. 3 numara, 12 milim, 9 milim, bir de 6 milim var arkadaşlar. Bunlarla sakalınızı şekillendirebilirsiniz. Ben açıkçası pek berberlere güvenmiyorum. Tabii işin ehli olan berberler var ama benim şeklimi bir türlü bulamıyorlar. Onun için sadece saç tıraşı oluyorum. Ama sakal olarak kendim tıraş olmayı tercih ediyorum. Siz de o şekilde düşünüyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar, şu şekilde çıkartıyorum ürünümüzü. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir ürün.
titanyum kaplı ve ergonomik bir yapısı bulunuyor. Bu şekilde ürününüz elinize ulaşıyor. Şimdi paket içeriğinden, paketten neler çıktığını konuşalım. O da bizim için önemli. Bir tane ana bilgisayar çıkıyor. Ana bilgisayar dedim. Saç sakal tıraşı için makine çıkıyor. Onun dışında bir saç kesme başlığı. Daha sonra saç kesme başlığı da şu oluyor arkadaşlar. Şunu çıkarmam gerekiyor. Şuradan basınca çıkıyor bunlar. Şöyle inşallah kamerada gözüküyordur. Bir tane saç kesme başlığı. Daha sonra burun düzeltici kafası çıkıyor. Eğer ki sizin de burnunuz kıllıysa sizin de işinize bu bayağı yarayacak. Bu burunlarınızdaki kılları temizlemek için bir başlık, buradaki başlığı çıkarınca o başlığı kullanabiliyoruz. Onun için hemen şunu buraya bırakıyoruz. Ve yanaklarınız için bulunan bir başlık var. Aynı şekilde bu başlığı da buraya takabilirsiniz ve bunu da yanaklarınız için kullanabilirsiniz. Bunu da bir köşeye bırakıyorum. Daha sonra bir sakal tıraş başlığı var. Hemen o da burada. Bir fırçamız var. Onu da bu şekilde bırakıyoruz. 4 tane tarağımız var. Bunlar da 3 milim, 6 milim, 9 milim ve 12 milim olarak ayrılıyor. Bir tane de şarj kablosu var. Bir de kullanım kılavuzu var. Bunu da pek kullanma taraftarı değiliz. Çünkü İngilizce anlamıyoruz dediğimiz gibi. Evet, şimdi en önemli kısma geçelim. Hatta en önemli kısma geçmeden önce bir de piline bakalım. Bakın şu şekilde de bir pil var. Bu pili değiştirebilirsiniz. Zamanla bu pil eskirse ve zamanla bu pil bozulursa veya bir sıkıntı çıkarırsa bu pili de değiştirebilirsiniz. Şu şekilde yine kapatalım. Bu pilin gücü de oldukça iyi. Şu şekilde gösterebilirim sizlere. Şu şekilde bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Sesi de oldukça en minimum düzeye getirilmiş bir seviyede. Şöyle bir deneme yapalım. Evet. Gördüğünüz üzere buradaki kılları tek tek aldı. Bu ürünle ilgili başka söyleyebileceğimiz bir şey yok. Eğer ki aklınıza takılan bir soru varsa bu ürünle ilgili bizlere hemen yorumlarda sorabilirsiniz. Ve incelememi istediğiniz farklı bir ürün varsa onu da alıp inceleyebilirim. Onun için hiç çekinmeden aklınızda hangi soru varsa aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa dediğim gibi freesoru.com'dan bizlere soruyorsunuz. Biz oradan sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün sizlerle KM1407 saç sakal düzeltici tıraş makinesini inceledik. Eğer ki bu video sizin de hoşunuza gittiyse videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Tabii ki bunlar dışında bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa freesoru.com'dan bizlere iletiyorsunuz. Biz de orada sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.